Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size erkek üreme sisteminden bahsedeceğim. Biliyorsunuz daha önce diş üreme sistemini anlattık. Diş üreme sistemi biraz uzun bir sistem çünkü menstrual döngü falan vardı. Ama erkek üreme sistemini tek bir videoda bitireceğiz. Şimdi erkek üreme sisteminin ilk önce görevlerinden bahsedeyim. Görevleri nedir? Görevleri eşey hormonu üretmek. Hangi hormonu üretiyor arkadaşlar? Testosteron hormonu üretiyor. Diş üreme sisteminde iki tane hormon üretiliyordu, östrojen ve progesteron. Ama erkek üreme sisteminde bir tane hormon üretiliyor, o da testosteron hormonu. Ayrıca diğer bir görevi de spermleri üretiyor, olgunlaştırıyor ve depoluyor arkadaşlar. Böylece erkek üreme sisteminin görevleri bu şekildedir. Yani isterseniz ilk önce görevlerini yazalım. Şöyle görevleri diyelim. Neydi birincisi? Eşey hormonu üretir. Eşey hormonu üretir. Neydi bu hormon? Testosteron. Testosteron hormonu. Ve arkadaşlar diğer görevi nedir? Spermleri üretir. Sperm üretir. Bunları olgunlaştırır. Olgunlaştırır. Ve depolar. Ve depolar. İşte erkek üreme sisteminin görevleri bunlardır. Şimdi erkek üreme sisteminde hangi organlar var acaba? Bu organlara bakalım. Ve ayrıca erkek üreme sisteminde yardımcı bezlerimiz de olacak arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. Şöyle organ ve bezler diyelim. Organ ve bezler. Arkadaşlar erkek üreme sisteminin organlarından ilki skrotum kesesi ve testisler. Skrotum kesesi testislerin içerisinde bulunduğu kesedir arkadaşlar. Bu yüzden ismini bilmenizde fayda vardır. Hani sorularda belki çıkabilir. O zaman yazalım. Birinci organ neymiş? Skrotum kesesi. Skrotum kesesi ve testisler. İkinci organ nedir? Bunlar arkadaşlar kanallar. Hangi kanallar? Epididimis kanalları, vaz deferans kanalları. O zaman yazalım. Epididimis, epididimis ve vaz deferans. Bunlar kanallar, spermin atıldığı kanallardır arkadaşlar bu kanallar. Zaten teker teker bahsedeceğim. Daha sonra gelelim yardımcı bezlerine. Yardımcı bez olarak Cooper bezleri, prostat bezleri bulunuyor arkadaşlar. Bu bezler erkek üreme sisteminin yardımcı bezleridir. O zaman şöyle yazalım. 3 diyelim. Yardımcı bezler. Neydi? Cooper bezi. Cooper. Prostat. Prostat bezi. Bir de arkadaşlar seminal kesecikler vardır. Bunlardan da bahsedeceğiz. O yüzden yazalım. Seminal kesecikler. Bunlar neymiş? Yardımcı bezlermiş. Ve son olarak dördüncü organ da penistir. Penis, spermin ve idrarın dışarı atıldığı kanaldır arkadaşlar. Evet, bu şekilde erkek üreme sisteminin organları ve bezleri. Biz ilk önce hangisinden başlayacağız? Tabii ki skrotum kesesi ve testislerden başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir diyelim şu kısma. Skrotum kesesi ve testisler. Arkadaşlar, skrotum kesesinin içerisinde testisler bulunuyor ve bunlar bir çifttir. Yani iki tanedir. Skrotum kesesinin içerisinde bulunur. Testisler ne zaman peki oluşuyor? Doğuma yakın bir zamanda arkadaşlar, karın boşluğundayken nereye iniyor? Skrotum kesesinin içerisine iniyor arkadaşlar. Eğer inmezse daha sonra ameliyatla düzeltiliyor. Bu inmesi çok çok önemlidir erkek çocuklarında. Dediğim gibi testisler bir çifttir ve skrotum kesesinin içerisinde yer alır. Doğuma yakın bir zamanda karın boşluğundan skrotum kesesine inerler. O zaman yazalım bunu. Testisler bir çift olup skrotum kesesinin içinde yer alır. Ne dedik? Doğuma yakın zamanda ne yapıyordu doğuma yakın zamanda arkadaşlar? Karın boşluğundan skrotum kesesine iniyor. Testisler karın boşluğundan
Karın boşluğundan skrotum kesesine, inerler. Dediğim gibi eğer inmezse sıkıntı olur. O yüzden ameliyatla mutlaka alınması gerekiyor. Peki testislerin görevi nedir? Arkadaşlar testisler hormon salgılıyor ve bu hormonlardan da etkileniyor kesinlikle. Bunu unutmayalım. Peki hangi hormonu salgılıyor? Testosteronu. Hangi hormonların etkisiyle salgılıyor arkadaşlar? Hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonlarının etkisiyle testosteron hormonunu salgılıyor. Özellikle LH hormonunun etkisiyle arkadaşlar. Bunu da yazalım. Hormon salgılar. Hormon salgılar ve etkilenir. Hormonlardan etkilenir arkadaşlar. Hangi hormonları salgıladığını da yazalım. Bakın ilk önce hipotalamus. Hipotalamus ne yapıyor? RF dediğimiz uyarıcı bir faktör salgılıyor. Daha sonra bu RF dediğimiz uyarıcı faktör hipofiz uyarıyor. Arkadaşlar hipofiz de iki tane hormon salgılıyor. Bunlardan bir tanesi FSH, diğeri de LH. FSH testislerde testis sperm üretimini uyarırken LH hormon üretimini uyarır arkadaşlar. O zaman yazalım. FSH neyi uyarıyormuş? Testisleri. Şöyle yapalım bakın. İkisi de testisleri uyarıyor. FSH'ın etkisini şu şekilde yapalım. LH'ın etkisini de böyle yapalım. Şuraya FSH diyelim. Buraya da LH diyelim. FSH ne yapıyor? Sperm üretimini uyarır. Sperm üretimini uyarır. LH ne yapıyor arkadaşlar? Testosteron salgılatır. Evet, işte bu şekilde bizim testislerin ürettiği hormonlar. Arkadaşlar, testislerin içerisinde yapısında kıvrımlı bir kanal vardır. Bu kanalları biz seminifer tüpçük diyoruz. Seminifer tüpçükler bulunuyor arkadaşlar burada. Bu tüpçüklerin içerisinde de iki tip hücre vardır. Bunlardan bir tanesi Sertoli hücreleri, diğeri de spermatogonik hücreler. Spermatogonik hücreler sperm üreten hücrelerdir ve Leydig hücreleri bulunur arkadaşlar bunların içerisinde. Bunlarda da yine sperm üreten hücrelerdir. O zaman bahsedelim, şöyle diyelim. Testislerde ne kadar bulunduğunu söyleyeyim, yaklaşık 1000 civarı, 2000 civarı arkadaşlar kıvrımlı kanal bulunuyor. Biz bunlara seminifer tüpçük diyoruz. Kıvrımlı kanallar bulunur. Bunlara seminifer tüpçük denir. Seminifer tüpçük denir. Ne dedik? Seminifer tüpçüklerde iki tip hücre vardır. Bunu da yazalım. Seminifer tüpçüklerde iki tip hücre vardır. Evet, bu hücrelerden bahsedeceğim. Ne dedik? Birincisi Sertoli hücreleri, diğeri de spermatogonik hücreler. Şöyle sayfayı değiştireyim. Bir diyorum Sertoli hücreleri, şu kısma ya da A diyelim, Sertoli hücreleri. Ne işe yarıyor Sertoli hücreleri? Arkadaşlar bu hücreler spermlerin beslenmesini ve desteklenmesini sağlar. Yani Sertoli hücreleri oldukça önemli hücrelerdir. Ayrıca testosteronun dengesi için, bakın hani testosteron belirli bir seviyede olması lazım. Bunun dengesi için de inhibe edici hormon salgılıyor. Yani durdurucu hormon salgılıyor, azaltıcı hormon salgılıyor. O yüzden Sertoli hücreleri oldukça önemlidir. Yazalım o zaman, ne dedik? Spermlerin beslenmesini ve desteklenmesini sağlar. Sağlar dedik. Daha sonra testosteronun dengesini sağlar diyelim. Dengesini sağlar. Evet,
Sertoli hücreleri bu şekilde arkadaşlar. Geçelim bir diğer hücrelere. Ne dedik? Spermatogonik hücreler. Yazalım B diye. B. Spermatogonik hücreler. Peki bu hücreler ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu hücreler sperm hücreleri, ayrıca Leydig hücreleridir. Leydig hücrelerinde sperm üretimi gerçekleşir. Testosteron salgılıyor ayrıca bu hücreler. Bunu da unutmayalım. Yazalım isterseniz şöyle. Ne diyeceğiz? Spermatogonik hücreler neymiş? Sperm ana hücreleri. Sperm ana hücreleri. Daha sonra spermatositler. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Spermatositler. Spermatitler. Spermatitler. Ve testosteron salgılayan Leydig hücreleri. Leydig hücreleri bulunur. Evet, bu hücreler dediğim gibi spermatogonik hücrelerdir arkadaşlar. İsterseniz şöyle epididimiz ve vaz deferanstan da bahsedelim. Yardımcı bezlere geçmeden önce size spermatogenezi anlatayım. Şu kısma epididimiz ve vaz deferans yazalım. 2 diyelim. Epididimiz ve vaz deferans. Ne işe yarıyor bu kanallar? Arkadaşlar bu kanallar, şimdi mayoz sonucunda, birazdan anlatacağım spermatogenezi. Mayoz sonucunda oluşan spermler var. Bu spermlerin hareket yeteneği yoktur. Spermatit diyoruz biz bunlara. Hareket yeteneği yok. İşte hareket yeteneklerini kazandığı yer epididimiz kanalıdır. Burası önemli, bakın. Kesinlikle unutmayın. Hareket yeteneklerini kazandığı yer epididimizdir. Peki vaz deferans nedir? Vaz deferans da epididimizdeki spermlerin aktarıldığı yerdir arkadaşlar. Dışarıya doğru aktarıldığı yerdir vaz deferans. O zaman yazalım. Şöyle mayoz sonucunda oluşan spermatitler hareket yeteneklerini nerede kazanıyor dedik? Epididimizde kazanır. Ayrıca arkadaşlar burada yaklaşık olarak 20 gün kadar depo edilebilir. Hani bu oldukça önemlidir. Depo edildiği zaman anında da çıkarılabiliyor. Epididimizden de nereye geçiyor? Vaz deferansa geçiyor diyelim. Spermler epididimizden vaz deferansa geçer. Vaz deferans da spermlerin dışarıya aktarıldığı kanaldır. Penise aktarıldığı kanaldır. Vaz deferansa geçer. Evet, epididimiz ve vaz deferans dediğimiz kanallar bu şekilde. Yardımcı bezlere geçmeden önce size spermatogenezden bahsetmek istiyorum. Şöyle şuraya spermatogenez yazalım. Şöyle bir başlık yazalım. Nedir spermatogenez? Arkadaşlar sperm ana hücrelerinden sperm üretilmesine biz spermatogenez diyoruz. Yani sperm üretildiği olaydır bu olay. Peki nasıl gerçekleşir? Nerede gerçekleşir? Arkadaşlar seminifer tüpçüklerde üretiliyor spermler. Dediğim gibi epididimiz de hareket yeteneklerini kazanıyor. Bakın bunu kesinlikle unutmayalım. Şöyle yazalım. Spermler seminifer tüpçüklerde üretilir. Hareket yeteneklerini nerede kazanıyordu? Epididimizde. Bunu da unutmayalım. Peki nasıl üretiliyor? Ben size direkt şekil olarak anlatacağım. Ayrıca arkadaşlar spermatogenez, hani hatırlayın, kadınlarda gerçekleşen oogenez embriyonik dönemde başlıyor, ergenlik döneminde devam ediyordu. Ama spermatogenezde öyle bir durum yok. Direkt ergenlik döneminde başlar. Yazalım. Ergenlik döneminde başlar.
ergenlik döneminde başlar diyelim. Evet, nasıl oluyor peki? Spermatogonium dediğimiz iki en kromozomlu hücreler vardır. Seminifer tüpçüklerde. Bunlar nedir? Spermatogonium. Gonium. Yani sperm ana hücresi. Sperm ana hücresi. Peki ne oluyor bundan sonra bu sperm ana hücresine? Arkadaşlar, bu sperm ana hücresi mitoz bölünme geçiriyor. Bakın, mitoz bölünme sonucunda bir sürü şu şekilde bir sürü hücreler oluşuyor. Bu spermatogoniumlar sürekli üretilen hücrelerdir. Hala spermatogonium bu. Gonium yazalım şöyle. Biraz yazması uzun sürüyor. Arkadaşlar, buradan sonra interfaz evresi gerçekleşir. Bakın şurada interfaz evresi. Bu renkli kalemle yazacağım. O yüzden şimdi yazmıyorum. Spermatogonium hücresi interfazı geçiriyor. İnterfazı geçirince hala kromozom sayısı 2N değil mi? İşte biz buradaki hücreye birincil spermatosit diyoruz. Spermatosit, bakın interfazı geçirdi, birinci spermatosit oldu. Buradaki de aynı şekilde geçirmeye başlayabilir. Hani ben sadece birisinin üzerinden anlatıyorum. Daha sonra arkadaşlar, bunlar meyoz 1 bölünmesini geçirirler ve kromozom sayısı yarıya düşer. Bakın, en kromozomlu, en kromozomlu. Burada meyoz 1 olur. Meyoz 1 sonucunda oluşan bu hücreye de ikinci spermatosit diyoruz. Spermatosit, ikinci spermatosit diyoruz. Daha sonra bunlar meyoz 2'yi geçirirler arkadaşlar. Meyoz 2 sonucunda da spermatitler oluşuyor. Bakın, her biri meyoz 2'yi geçiriyor ve en kromozomlu 4 tane hücre oluşuyor. Bu hücrelere de ne diyoruz? Spermatit. Hatırlarsanız oogenezde bir tane olgun yumurta oluşuyordu ama spermatogenezde 4'ü de arkadaşlar döllenebilir yetenektedir. Yazalım, spermatitten sonra artık ne olacak? Bir farklılaşma olayı gerçekleşecek ve farklılaşma sonucunda da spermler oluşacak arkadaşlar. Bunların her birinden şöyle farklılaşma sonucunda en kromozomlu hareket yeteneklerini kazanmış olan şöyle spermler oluşacak. Hareket yeteneklerini nerede kazanıyorlardı? Epididimizde, bunu da unutmayalım. Şimdi yazalım şu aralarda neler gerçekleştiğini. Bakın şurada mitoz gerçekleşiyordu. Burada interfaz. Şurada meyoz 1, meyoz 1 sonucunda ikinci spermatosit oluşuyordu. Şurada meyoz 2, meyoz 2 sonucunda spermatit oluşuyor. Daha sonra ise arkadaşlar, burada da farklılaşma olayı olur. Farklılaşma sonucunda da sperm hücresi üretilir. Evet, sperm oluşumu bu şekildedir. Peki spermin yapısında neler var? Arkadaşlar, şöyle bir sperm çizmek istiyorum şu kısma. Bakın şuraya, hatta şöyle çevireyim. Direkt aynı sayfada olsunlar. Bir sperm çizeyim. Spermin yapısında neler varmış bakalım. Arkadaşlar, spermin uç kısmında, bakın şöyle uç kısmında akrozom dediğimiz bir yapı vardır. Bu akrozom yapısı yumurta zarının delinmesini sağlar. Şu akrozom. Bu yapı yumurta zarının delinmesini sağlayan yapıdır. Ortada genetik bilginin kodlandığı çekirdek bulunur. Genetik bilgi burada bulunur arkadaşlar. Daha sonra şurada bir boyun kısmı vardır. Bakın, biraz daha kalın kısım. Sonuçta sperm hareketli olduğu için bu boyun kısmında enerji üretilmek zorunda. O yüzden burada mitokondri bulunur. Mitokondri. Şurası da kamçı kısmıdır. Bu da hareketini sağlayan yapıdır. Bakın, şu çekirdeğin bulunduğu şu kısma biz baş kısmı diyoruz. Şu kısma boyun kısmı diyoruz. Şurası da arkadaşlar kuyruk kısmıdır. İşte spermin yapısı bu şekildedir. Baş kısmında akrozom ve çekirdek bulunur. Akrozom yumurta zarının delinmesini sağlar. Boyun kısmında mitokondri vardır. Enerji üretir hareketi için. Kuyruk kısmında kamçı oluşturuyor. Bu da hareketi sağlıyor. Evet, spermatogenez dediğimiz olay bu şekilde. Epididimiz ve vaz deferanstan bahsetmiştik. Şimdi nereye geçiyoruz? Yardımcı bezlere. Yani Cooper bezine, prostat bezine başlayacağız arkadaşlar. Hemen yazalım o zaman. 3 diyelim. Şöyle. Üç diyoruz. Yardımcı bezler.
Nedir bu yardımcı bezler? İlk yardımcı bezimiz arkadaşlar seminal kesecik ve Cooper bezi olacak. Bunlardan bahsedelim. Şöyle diyelim. Bir seminal kesecik ve Cooper bezi. Ne işe yarıyor bunlar? Arkadaşlar, spermi besleyen, hareketini kolaylaştıran, ayrıca çiftleşmeyi sağlayan, bakın çiftleşmeyi kolaylaştıran seminal sıvıyı salgılıyorlar. Seminal kesecik özellikle önemlidir. Meni sıvısı dediğimiz veya seminal sıvı dediğimiz sıvıyı salgılar oldukça önemlidir. O zaman yazalım. Spermi besleyen, hareketini kolaylaştıran ve çiftleşmeyi kolaylaştıran, bakın. Çiftleşmeyi kolaylaştıran seminal sıvıyı veya meni sıvısı da diyoruz biz buna. Seminal sıvıyı salgılarlar. O yüzden seminal kesecik ve Cooper bezi oldukça önemlidir. Geçelim bir diğer beze. Bu prostat bezidir arkadaşlar. İkincisi erkeklerde bulunan, sadece onlarda bulunan bezdir. Prostat bezi. Peki bu ne işe yarıyor prostat bezi? Bu spermi, bakın, üretraya boşaltırken idrarın buraya geçmesini engelliyor arkadaşlar. Burada bir engelleme durumu söz konusudur. O yüzden prostat bezi oldukça önemlidir. Spermin ve idrarın birbirine karışmasını engelliyor. Bu yüzden önemlidir arkadaşlar. O zaman yazalım. Bulundurduğu kaslar var bunun. O kaslar sayesinde yapıyor bunu. Yazalım. Bulundurduğu kaslar sayesinde sperm ile idrarın birbirine karışmasını engeller. Bu oldukça önemlidir arkadaşlar. Böylece spermlerin korunmasını sağlar prostat bezi. Gelelim artık son kısmımıza. Üretra ve penis. Arkadaşlar, üretra neydi hatırlayın boşaltım sisteminden? Üretra idrarın dışarıya atıldığı kanaldı. İşte idrarın ve spermin dışarıya atıldığı tek bir kanal vardır. Üretradır burası. Kadınlarda böyle bir durum söz konusu değil ama erkeklerde bu durum söz konusudur. O yüzden şöyle şuraya 4 diyelim. Üretra ve penis diyelim. Üretra ve penis. Penisin içerisindeki kanal hem spermlerin hem de idrarın dışarı atıldığı kanaldır. O zaman yazalım. Spermler vas deferanstan nereye gidiyor? Üretraya. Oradan da penisle dışarıya atılıyor arkadaşlar. Spermler vas deferanstan nereye gidiyor? Üretraya. Oradan da penisle dışarı atılır. Yani vas deferans nerede bulunuyor aslında? Penisin içerisinde bulunan bir kanaldır. Arkadaşlar, dediğim gibi şunu da yazalım not olarak isterseniz. Şöyle not diyelim. Neydi notumuz? Erkeklerde idrar ve sperm aynı kanaldan atılırken kadınlarda farklı kanallardan atılır. Yazalım o zaman. Erkeklerde idrar ve sperm aynı kanaldan atılırken kadınlarda yumurta ve idrar farklı kanallardan atılır. Evet, bu oldukça önemli bir nottur. Kesinlikle unutmayalım. Böylece erkek üreme sistemini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra büyüme ve gelişme kısmına başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.